Cümleten selamünaleyküm sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, yapılan bir araştırma şirketinin yok bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre bu videoyu açar açmaz ya da şu ana kadar beğenen herkes adam gibi adammış Allah razı olsun adam gibi adamlardan hepsine selamlar olsun bu arada çok soruyorlar hocam kanalla yani şey yapalım reklam işbirliği için ne yapabiliriz diye reklam ve işbirliği için arkadaşlar iletişim adresimiz mevcut kanalın hakkında kısmında da mevcut ama mobilde sanırım gözükmüyor onu belirteyim sevgili arkadaşlar Evet Fenerbahçe ile Konya Spor 42 randevuda Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında oynayacağı Konya Spor'la 42. kez randevuya çıkıyor müsabakaya oynayacak 42. kez karşı karşıya gelecek iki takım. Böyle demek daha doğrusu. Geride kalan 41 müsabakanın 31'ini Fenerbahçe kazanırken 7'sinde Konyaspor gülen taraf oldu. 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 106 golüne Konyaspor 46 golle karşılık verdi. Fenerbahçe son 5 maçın 4'ünü kazandı diyor. Yani Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor'la da bir bir berabere kaldı. <laughs> Trabzonspor deyince ee, bir gülme tutuyor. Niye gülme tutuyor? Geçenlerde ben bir canlı yayın yaptım Ali Koç'un açıklamalarından sonra. Dedim ki bak bu Ali Koç'a dedim sakın kızmayın. Ali Koç Trabzonspor'un aleyhine bir davranış yapıyor işte. Fenerbahçe taraftarının alkışlaması lazım. Hatta ben canlı yayın yaptıktan sonra Trabzonspor'lu arkadaşları da dediler lan dediler hani başkanına toz kondurmayacaksın. Bırak Trabzon artık kesinlikle yenilmez dedim. Çaykur Rizespor Trabzonspor'u Karadeniz derbisinde 3-2 mağlup etti. Pohjan Polo penaltı noktasından ettirik yapmış. Maçın ne özetini izledim ne golünü gördüm. Sadece karlı bir zeminde oynanmış. Ondan haberim var. Bir iki fotoğraf gördüm. Yani Trabzonspor 13 maç sonra mağlup oldu. Çaykur Rizespor 7 maç sonra galip geldi. Yani Ali Koç müthiş gidiyor Trabzon dedikten sonra ilk mağlubiyetini aldı. <laughs> bir arkadaşımız şey diyor. Hocam madem öyle desin ki Fenerbahçe asla şampiyon olamaz desin. İster misin buradan dönsün diyor. Hani bu sizin dediğiniz Guiza'ya gol attırmak gibi bir şey. Yani ona gücü yetmez zannetmiyorum. Ama işin esprisindeyiz. Yani futbol böyle küçük şakalaşmaların olduğu bir oyun. Şimdi Fenerbahçe'de sakat ve cezalılar var biliyorsunuz. Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle Konya Spor Karşılaşması'nda forma giyemeyecek. Mert Hakan yandaş da cezası sebebiyle kadro olmayacak. Hani Luis Gustavo, Filip Novak, İrfan Can Kahveci ee, kart sınırında bulunuyor. Ki zaten Gustavo ile Novak sezonu kapattı arkadaşlar. Yani aykırı bir durum olmazsa hani ulan hadi bakayım sadece neyse sizi de affettik falan denmedi müddetçe. Gustavo ve Novak gizli kadro dışı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya bunlar gizli kadro dışı. Ha. İrfancan kahveci için ise bir şey söyleyemem. Oynayabilir. Şimdi müsabakayı hakem Halil Umut Meler şöyle yönetecekmiş. Öyle söylüyorlar. İnşallah adaletli yönetir. Mustafa Emre İsoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yardımcılıklarını yapacaklar. Dördüncü hakem ise Çağdaş Altay. Çağdaş Atan diyecektim. Şimdi İsmail Kartal'ın bir kararı var. Mesut Özil kararı arkadaşlar. Ee, değişik bir karar aslında. Şimdi Kritik Konya Spor Müsabakası'na. Bu arada duyumlara geçeceğim. Merak etmeyin. Şu ana kadar yayını bu kadar kişi beğenmiş. Bu videoyu bu kadar kişi beğenmişken bu kadar adam gibi adama duyum vermezsem yazıklar olsun bana. Gerçekten. Hatta bir kardeşimiz şey diyor, hocam diyor, bir ay boyunca bütün videolarına 500 tane beğeni gelse, her videoya kesin olarak 500 beğeni gelse ne yaparsın? En az 5 kişiye Fenerbahçe forması dağıtırım abonelere, kanal abonelerine. Yani her e, her video 500 beğeni alsın. Üye videolarını saymıyorum. Üyelerin çekilişi ayrı. Üyeleri de abone çekilişine dahil etmeyiz. 5 tane forma dağıtırım. 500 beğeni. Hocam 1000 beğeni 10 tane dağıtırım ama yapmıyorsunuz. Keşke yapsanız. Keşke alışkanlık haline getirseniz. Şimdi Mesut Özil konusunda İsmail Kartal'ın bir karar verdiği öğrenilmiş arkadaşlar. Bu basına da yansımış. Basındaki arkadaşlar bu şekilde anlatıyorlar. son 5 maçta 13 puan topladı. Lig ikinciliği için Konya Spor'u yenmek şart oldu. Şart oldu. Çünkü zaten ikincilik yarışındaki rakibin Konya Spor. Beraberliğe bile tahammülümüz yok. Ve İsmail Kartal Mesut Özil'den faydalanmak istiyor. Alanya Spor deplasmanında penaltıdan dahi olsa attığı gol. Oynadığı futbolla beğeni toplayan Mesut Özil diyor. Ee, Hocam ne oynadı Allah'ını seversen. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Al da at diye 2-3 tane pası var Mesut'un. Hani al da at pası var. Mesut 5 dakikalık topçun. Bazen ben kendimi anlatamıyorum ya da karşımdaki kişi anlamak istemediği için o zihne giremiyorum. Mesut Özil 5 dakikalık topçu. 5 dakika oynar 1, 2, 3 tane asist yapar. 5 dakika oynar 2 tane asist yapar maçı çözer. 5 dakika oynar bir penaltı atışı olur 2 tane gol atar bir tane penaltıdan atar maçı çözer. 5 dakikalık topçu. Ama 85 dakika hani uzatmalarla birlikte falan filan değil. Normal 85 dakika sahada gezinir. Ne pres yapar, ne baskı yapar, ne kaptırdığı topun peşinden koşar, gideyim de geri alayım falan diye. Ne takım savunmasına katkıda bulunur. Buna alışkın olun. Eski on numaralardan Mesut Özil. Yani klasik on numara, pes tabiriyle söyleyeyim. Şimdi Crespo-Zayz ikilisi de güven verdi. Muhtemelen Crespo-Zayz da Mesut'un arkasında yer alır. Hani muhtemelen diye düşünüyoruz, yanlış anlaşılmasın. Muhtemelen e, ikisi de yer alır. Ha. Doğru mu? Doğru. Doğru arkadaşlar. Ne olacaktı başka? Yani doğru olması gereken bu. Ne olacak yani? Daha ne olacak? Ha Crespo Zayt gördünüz, oynuyorlar diyorlar. Ha, Mert Hakan yanında oynayabilse belki oynardı. Hani ikisinin orta sahasında Mesut biraz daha iyi olur. Kanatlarda muhtemelen Rossi, İrfancan gibi. Hadi yani Sena dokun bu haberi. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini ben ekranlara getireyim. O şekilde yorumlayayım arkadaşlar. Olur mu? Ekrana getir. Lan teknolojinin gözünü seveyim ya. Thanos gibi bir parmak şıklatıyorsun geliyor. Altay zaten mecburi. Sağ bekle o Önünde İrfan olursa ben okeyim. Bakın sağda o Önünde İrfan olursa ben okeyim. Ama Nazım o olursa ben okey değilim. Haberiniz olsun. Sol bekle Atilla Şalayi. Önünde Rossi. Hocam Çağatay oynasın. Ya bu saatten sonra 2-0-3-0 öne geçersen o zaman oynatırsın Çağatay'ı. Ha kendini kanıtladı mı? Bence tam kanıtlamadı ama oynadıkça açılır. Serdar Kimminci zaten okey. Miha Zayt Crespo ikilisi. Çift yönlü gibi oynuyorlar. Yani 2-8 gibi oynuyorlar. 6 gibi değil de. Mesut Serdar Dursun olacak gibi duruyor arkadaşlar. Evet. Konyaspor Spor maçını geçtik. Enes Ünal bu sezon ligde 14. golünü atmış. La Liga'da gol krallığında ikinci sırada Benzema'nın arkasından. Ki Benzema biliyorsunuz. Benzema yok. o kimse ona. Şimdi geçmiş sezonlarda hem kulüp hem milli takım performansı çok kötüydü. Lan niye milli takım alınıyor ya başka adam mı yok diyorduk. Gördünüz mü patlamayı? Mesela Fatih Karagümrük'te Emre Mordün dün yaptı. Karagümrük 3-0 kazandı. Gördünüz mü patlamayı? Her futbolcu patlama yapabilir arkadaşlar. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Ee, kaleci konusunda bana çok soru geliyor. Hocam kaleciyi kimi alacağız diye. Sinan Bolat e, ihtimal var arkadaşlar. Sosyal medyanın tepkisinden çekiniliyor ama. Hatta şunu söyleyeyim. Sinan Bolat şu anda milli takımın 3. kalecisi. Adını söylemek istediğim, istemediğim gecelik soyadlı bir şahıs var. Adını anıp da ağzımı kirletmek istemediğim. Sevmiyorum çünkü kendisini. Kendisinin... E, Yaptığı işler, güçler hoşuma gitmiyor. O yüzden yani e, bu şahıs atıp tutuyor kendince. Bazılarda diyor ki işte mesela Milli Takım kalecisi için işte Uğurcan alındı. Altay alındı. Niye Sinan Bolat alındı? Işte? Niye e, Muslera alınmadı? <laughs> Muslera Türk değil onlar. İşte Ersin niye alınmadı diye. Ya bunlar basit şeyler. Yani Sinan Bolat niye alındı da Ersin niye alınmadı diye. Ben size bir şey söyleyeyim. Sinan Bolat ben çok beğenmiyorum. Kalitesini oynadığı hani kaleciliğini beğenmiyorum. Ama Sinan Bolat'la ilgili yazın bir kenara yazın. Eğer Ertuğrul Taşkıran'ı çekemezsek Sinan Bolat ikinci sırada kaleci adayımız arkadaşlar. Bunu bir kenara yazın. Olur mu? Ve ciddi bir kaleci adayımız. Anlatabiliyor muyum? Bunu unutmayın. Hocam ya bırak Allah'ını seversen. Beşiktaş Taniska'yı getiriyor. Galatasaray Maliska'yı getiriyor. Biz bunu mu yapacağız? Atakan Kurt'un bazı açıklamaları var. Söz açılmışken konuşayım. Bakın gündemi sarsacak açıklamalar. Hani konuşursam yer yerinden oynar diyor ya bazıları. Al sana yer yerinden oynatacak açıklamalar ama kimsenin umurunda değil. Muhtemelen. Şimdi Atakan Kurt diyor ki Gezal Beşiktaş'ın kendisine önerdiği sözleşmende %30 indirim yap teklifini kabul etmedi. Niye etsin? Niye? İşte Kuzey, Kuzey Afrikalılar böyle genelde. ya bizim ligimize gelenlerin geneli böyle. Geliyorlar şeyi kapıyorlar sonra hele hele yaşı geçmişler genelde bunu yapıyor. Şimdi %30 teklifi kabul etmemiş. Ceyhun kazancı Gezzal'a ya indirim yap ya da satış listesine konursun şartı koymuş. Beşiktaş Gezzal dışında tüm oyuncuların da indirim talep etmiş. Henüz kabul eden olmamış. Görev görüşmeler devam ediyor diyor. Not. Kulüp içinde az önce çok sevdiğim bir iki dostum arada dediler ki sezon sonuna kadar oyuncularla tüm görüşmelerimizi rafa kaldırdık. Sözleşmesi devam eden ve biten tüm oyuncularımızla sezon sonuna kadar görüşmeyeceğiz. Tüm görüşmeler 6 hafta sonra demiş. Sezon 6 hafta sonra mı bitiyor? Neyse. Not ancak haberimin arkasındayım bu ve buna benzer görüşmeler yakın zamanda oldu. Ve bunları burada paylaştım. Sezon sonuna kadar da sözleşme ile alakalı görüşmeler ve temaslar rafa kaldırıldı. Görüşmeler 6 hafta sonraya atıldı demiş. Mustafa Hoca da diyor ki hadi oradan deli. Taliska gelecek. Abu Bakar gelecek. Getson gelecek. Oha uçacaklar. Ya arkadaşlar ben bunu bir Fenerbahçeli olarak söylemiyorum. Ben bunu Türk futbolundan anlayan bir isim olarak söylüyorum. Türk futbolu bitti. Okey'e dönüyor. Hala gözünüzü açıp göremiyor musunuz? Hala anlamıyor musunuz? Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş. Bak Mert Hakan'ı çoğunuz beğenmeyebilirsiniz. Seneye aranılan kan. Seneye şey. Ee, Okeyde ara taş. Okeyde ara taş yani. Beş tane, dört tane taşınız var. Ortasındaki taş yok. Seneye Mert Hakan bu. Seneye İrfancan Can Kahveci bu. <laughs> Belki Mesut Özil de bu. Ama Mesut'un hani muadili Arda şekildeyken pel yani Pelkas mesela gönderdin gönderdin göndermedin işine yarayabilir. Anlatabiliyor muyum? Crespo mesela bu yabancı kısıtlamasında kimi alacaksın? Kaça alacaksın? Transfer Fenerbahçe'nin resmi bir transferi daha var arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. şimdi bu haberi benden dinleyin. Sosyal medyadan dinlemeyin. Sosyal medyadaki habere göre sıradan bir haber dinlersiniz. Ben size detaylı anlatacağım. Şimdi şunu da belirteyim yurt dışında yaşayan kardeşler ya da yurt içindeki kardeşler her türlü reklam ve işbirliği yapabiliriz. Mesela şöyle söyleyeyim. E, yurt dışındasınız. 16 yaşında bir çocuğunuz var. Pırıl pırıl bir futbolcu. E, hocam bunu yorumlar mısın? Hani sen bir yorumla atıyorum de ki ya bizim birincilik için yeterli seviyede işte. Ya da süperlik için yeterli. Kesinlikle alınmalı. Ya da işte üçüncülük seviyesinde diye yorumlar mısın? diye skills videosu vesaire varsa ben o kısacık videolardan izleyip de bir çıkarımda bulunabilirim. İletişim kurmanız yeterli arkadaşlar. Ha tanıtım için şunu söyleyeyim. Ben böyle bir video çekersem de bunun reklamını yapmamız gerekir çünkü insanların duyması için bizim kanalımızın kitlesi malum. Allah razı olsun destek verenler malum. Ama çok daha geniş kitlelere duyurabiliriz. Belli mi olur belki bu kanalın tanıttığı bazı isimler. Mesela ee, Gaziantep Spor, Makedonyalı birini aldı. O, o, nerede tanıtıldı? Konya Spor'da Bütiçi var. Nerelerde tanıtıldı bunlar? Bir düşünün bakalım. Alanya Spor'da var bazı gençler. Ha, biz burada değindik mesela. ama neyse. Ama dediğim gibi bu. Fenerbahçe Didim Belediye Spor'dan Rıdvan Arda Şahin'i renklerine bağladı. Tamam yeni moda bu. İlla isminde Arda olacak. Arda ise iyi topçudur hocam değil mi? Yok ya. Arda ise genellikle karşısındaki kişilerin kafasına silah dayar kusura bakma senin karnı yok o başka bir şeydi ya. Şimdi Didim Belediyespor altyapı antrenörü Mustafa Külle demiş ki Rıdvan Arda Şahin 2022-2023 sezonundan itibaren artık Fenerbahçe oyuncusu demiş. Transfer şartları kulübümüz için de oyuncumuz için de çok çok iyi. Tahir Karapınar hocama çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye, Didim Belediyespor'a ve tabii ki oyuncumuz Rıdvan Arda Şahin'de de hayırlı olsun diyor arkadaşlar. Ben size perde arkasını anlatayım mı? Bizim çok geniş bir havuzumuz var. Daha önce size ne dedim? Altyapıya belki yazın 40-50 tane futbolcu alınacak. Hiçbirine şaşırmayın. Ha ben 40-50 beklemiyorum ama bir 18-20 civarında futbolcu bekliyorum demiştim. Hatırlatırım. Bir arkadaş da şey demişti. Altyapıya hiç beklemiyorum. Ben size başka bir olay anlatayım. Bizim Ali Koç'un bir projesi vardı. Altın Ordu projesi. Altın Ordu'yla ortak altyapı projemiz vardı bizim. Ali Koç seçildiğinde bu kanaldan duymuştunuz yine. İlk bu, bu, duyum yani bu duyumu sadece bu kanaldan duymuştunuz. Ben diyorum belli, belli mi olur? Belki rafa kalkan dosyalar raftan kere alınır. Şimdi oyuncu havuzunu Tahir Karapınar didik 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 inceliyor. Kafaya koyuyor. Bu arada Rıdvan Ardaşay'ın çok koyu bir Fenerbahçeli bilginiz olsun zaten aldığımız futbolcuların hemen hemen tamamı koyu bir Fenerbahçeli. Benim bir önerim daha var. Ee, onu da söyleyeceğim. Şimdi Tahir Karapınar çocuğu hoşuna gidiyor. Tamam diyor. Yapacağız diyor. Ve e, geçen hafta sonu, geçen hafta sonu Didim Belediyesporla Söke Gençler Birliği U16 takımlarının maçını izlemeye gidiyor. Bildiğiniz Tahir Karapınar. Yani Fenerbahçe altyapı sorumlusu Tahir Karapınar gidiyor, izliyor. Orada da zaten Rıdvan Arda Şahin anlatıldığından daha iyi hoşuna gidiyor, beğeniyor. Ve bir haftadır görüşmeler sürüyordu arkadaşlar. Dün itibariyle sonuçlandı. Bugün itibariyle imzalar atıldı. Resmi süreç tamamlandı, resmi prosedür tamamlandı arkadaşlar. Ya yani bir haftadır süren sürecin arkasından Fenerbahçemize hayırlı uğurlu olsun genç kardeşimiz. Dediğim gibi iyi bir Fenerbahçeli haberiniz olsun. Yani e, zaten Rıdvan'ın eski fotoğrafıyla duyurmuş kulübü. Benim o kadar da anlatmama gerek yok. Neyse önereceğim oyuncu diğer kısımda önereyim. Hocam ya sezon sonu için bize bir duyum versen. Hani bize bir bomba versen. Bak geliyoruz, gidiyoruz. Şu kanalda hani uğraşıyoruz, ediyoruz. Yani tamam paramız yok ya da veremiyoruz. Ya da Azerbaycan'da bu arada bir kardeşimiz ben Azerbaycan'da nasıl üye olunur anlatayım diyordu. O kardeşimizi hatırlatayım. Benimle iletişime geçsin. Anlatsın da ben de buradaki arkadaşlara anlatayım. Azerbaycan'dan üye olunuyor diyor. Çok rahat olunuyor hocam diyor. Merak ettim nasılmış. Şimdi yaz dönemi için ben size 4 tane futbolcu söyleyeceğim. Pogba, Cavani, Lingard, Juan Mata. Kesin bizimkiler Lingard'ı getirir hocam değil mi? Bu dört oyuncu Manchester United'dan kesin olarak ayrılmaya karar verdiler. Kesin olarak ayrılmaya karar verdiler. Zaten ee, Lingard'ı alacak durumumuz yok. Ha hocam kesin bizimkiler bunu alır diyordum. Tüh. Alamaz mıyız ya? 29 yaşında İngiliz. Zaten az oynamış. 392 dakika oynamış. 20 milyon euro piyasası var. Geçiniz. Hocam Pogba. Güzel şaka. Seni şakacı çocuk seni. Seni şakacı çocuk seni. Hocam Juan Mata eski aşkımız. Hepimiz de şaşkınız. Bence Mata olur hocam. İkide bir de her yıl alıyorduk. Yok bu sefer almayacağız herhalde. Düzenli olarak 6 senedir, 7 senedir alıyoruz. Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Düzenli olarak her sene alıyoruz. Bırakın bu seni almayalım. Hocam o zaman. Hı -hı. Hı -hı. Kim o zaman? benarfa benarfa Ben, Arfa. ben Arfa konuştun mu? Ben Arfa yok mu? Yok yok. Cavani, Cavani. Edison Cavani. Şimdi. Bilmeyen arkadaşlarımız için ben bir hatırlatmada bulunayım. Edinson, Cavani yaz transfer döneminde görüşülüyor. Ben fiyat vermeyeceğim buraya. İsteyen bütün arkadaşlarım internetten araştırabilirler. Üye arkadaşlarım biliyorlar. Biz yazın görüştük kavanıyla. Bizden istediği fiyat şaka gibi. Şaka gibi. Bakın ben size şunu anlatayım. Emiliano Buendia'yı biz almak istiyoruz. 7 milyon euro çekiyorlar. 7 milyon euro. Biz de buçuktan fazla veremeyiz diyoruz. Almıyoruz bizden 5-6 ay sonra 37,5 milyon euroya satılıyor. Biz niye almıyoruz? Çünkü Samat Dayı alıyoruz. Fenerbahçe olmak bunu gerektirir çünkü. Şimdi Kavani için vermediğimiz yıllık ücret Gustavo'ya verdiğimiz yıllık ücretten daha düşük desem küfür edersiniz. Küfür etmemeniz için söylemiyorum arkadaşlar internetten araştırın. 14 Şubat 87 doğumlu 35 yaşında hiç önemli değil. 1.84 boyunda hiç önemli değil. 4 milyon euro piyasa değeri var hiç önemli değil. Bize leblebi gibi gol atacak adam lazım. Yazın boşa çıkıyor. Ya hocam ölmüş Allah'ını seven sen bu adamı şeyler işte Falcao mu yapmak istiyorsun? Sen Fenerbahçe'nin hiç mi iyiliğini düşünmüyorsun? Ben size çok açık ve net bir şekilde söylüyorum alınabilir düzeyde bir futbolcu. Bak eğer löv falan getirme fikrimiz varsa. Mesela bir Elsa konuşuluyor. Marcelo Bielsa. Bir gelme ihtimali yok arkadaşlar. Ama bir şöyle bir özelliği var. Leeds United evet çok eleştiri alarak ayrıldı. Evet. Ama fizik kondisyon olarak müthiş bir takım bıraktı. Mesela fizik kondisyon olarak. şimdi takımına bakın bakalım. Premier Lig'de ne yapıyorlar? Bu arada Premier Lig'de işler karışıyor. Vaziyet alın. Vaziyet alın e, ee, çok sürpriz bir sıralama değişikliği olabilir. Çok sürpriz. Yani atıyorum 1'deki 3'e düşebilir. Yok 3'e düşemez de 2'ye düşebilir. İşte e, ne bileyim 4'teki 6'ya düşebilir. 6'daki 7'ye düşebilir. 10'a düşebilir. Çok değişik şeyler olabilir. 8'e düşebilir. misal veriyorum. Şimdi Leeds United şu anda Everton'ın puan eksi şey maç eksiği var. Watford 18. sırada 22 puanı var. İnşallah kurban olduğum Allah'ım Watford'a galibiyetler nasip böyle Seri galibiyetleri 7-8 tane maç alsın. Everton'la maçları ertelenmiş. İnşallah Watford <laughs> İnşallah Watford kümede kalır. Kurban olduğum Allah'ım inşallah. Ee, yani böyle bir durum var. İnşallah böyle bir şey olur. Ee, çünkü Ozan elden çıkarız. Hani durum bu. Kavani için Hocam kavani için sen ne dedim ben hiç anlamadım. Özet olarak şunu söyleyeyim. Biz kavani ile geçen dönemde konuştuk. Eğer o dönemde konuştuğumuzun ki yaşı da düştü. İnşallah bir tık altına, bir milyon eurocuk altına inerse Ali Koç'un kesin olarak kavani getirme fikri var. Herkese de hodri inan diyorum. Hatta şunu da iddia ediyorum. Ali Koç'un lövü getirme isteği kavaniyi getirme isteğinden çok daha az. Ve Ali Koç düşüncesinde diyor ki ben bir tane kavani getirirsem Berişay'ı elde tutarsam Serdar Dursun'da Türk forvet olarak yeter de artar bana. Aynı tipte de oyuncular değil ki. Üçü de aynı tipte de oyuncular değil. Mesela benim mantığıma göre aynı tipte de oyuncular değil. Bana kalırsa Berişay'ı gönderebiliyorsan ucuza Abu Bakar çekebiliyorsan Kavani, Abu Bakar, Serdar Dursun ikisi hemen hemen aynı tip. Üçüncüsü de pivot. Benim mantığıma bu yatar. Ama Ali Koç Berisha'dan çok umutlu ki ben de umutluyum. Ben de iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ee, bakalım ne olacak ama biz Kavani konusunda talibiz arkadaşlar. Ben buradan herkese duyuruyorum. Kesinlikle alakamız yok diye varsa anlını karıştırırım. Ali Koç çıksa dese ki alakamız yok dese ona bile yalan söylüyor derim. Herkese de Odri Meydan. Görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakalım kaç, kaç beğen alacağız. Merak ediyorum. Allah beğenin ellerden ee, razı olsun beğenen arkadaşlarımın bir sıkıntısını gidersin inşallah. Görüşmek üzere.